Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sıvı çözeltiler bölümüne ait 6. testi çözeceğiz. İlk soruya baktığımızda diyor ki 0.2 mol demir 3 klorürün sulu çözeltisindeki klor iyonları derişimi 0.06 molardır. Buna göre çözeltinin hacmi kaçtır? Evet, biliyorsunuz ki bu adam iyonik bileşiktir. Bunu suyun içerisine atarsanız ne yapar? İyonlaşarak çözünür. Bakın bu adam 0.2 mol ise bu adam 0.6 moldür. Evet bu adam molini biliyoruz. Molaritesini biliyoruz. O zaman bu bilgileri getirip şu formülde birleştirirsek 0.06 eşittir 0.6 bölü V dediğimiz formülden buradan işlem yaptığımızda bu buraya gitti. 1 bölü 0.1 o da 10 litre çıkar arkadaşlar şu işlemin sonucu. Evet ikinci soruya baktığımızda diyor ki 17,1 gram alüminyum sülfat katısı 200 gram suda çözülüyor. Aynı sıcakta oluşan çözeltideki toplam iyon molalitesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet molaliteyi biliyorsunuz. Çözünenin molü bölü çözücünün kilogramı. O zaman şunu ilk önce mole çevirip bileşiğin molalitesini bulsak oradan işleme devam etsek. İlk önce mol bulmamız lazım. O zaman şuradan n eşittir m bölü ma diyoruz. 17,1 bölü 342. Et 1 bölü 20 yapar. Yani 0.05 mol yapar. böyle suyun kilogramı. Onu da kilograma çevirsek. 0.2. Buradan 0.5 bölü 2'den 0.25 molal çıkar. Peki bu adamı suya atarsak. Çünkü bize iyon derişimini sormuş. Alüminyum sülfatı suya attığınızda iyonlarına ayrışacak. 2 tane alüminyum artı 3 tane sülfat iyonu çıkacak. Et bu 0.25 ise başında 1 var. Bunun başında 2 var. O zaman 2 katı 0.5. 1'e 3 ise bu da 0.75. Evet şurayı toplarsak 1.25 molalite oluşur yani. Evet üçüncü soruya baktığımızda diyor ki 500 litre alüminyum nitratın sulu çözeltisindeki toplam iyon derişimi 1.6 mol molardır. Buna göre çözeltide kaç gram alüminyum nitrat çözülmüştür. Evet bakın şu adamı suya attığımızda yine iyon kelimesi geçir. Toplam iyon diyor. İyonlaştıralım. Şimdi alüminyum artı 3 tane nitrat diye ayrışır. Bakın şimdi bunu bundan x atarsak bundan x bundan 3x çıkar. Yani şuranın toplamı 4x eşittir. 1.6 molariteymiş. O zaman x eşittir 0.4 molar. Yani bileşim moli Molaritesini bulduk. 0.4 Molaritesini biliyorsak moline geçebiliriz. Molinden de gramına geçebiliriz. O zaman molarite eşittir. M bölü V diyoruz. 0.4 eşittir. M bölü V dediğimiz hacim. Litre cinsinden. Ona da litreye çevirsek 0.5. Buradan N eşittir. 0.2 mol çıkar arkadaşlar. O zaman molden kütleye geçiş yapalım. 0.2 eşittir. Kütle bölü mol kütlesini zaten toplamını vermiş. 213 ile 02 çarptığımızda 42,6 gram çıkar arkadaşlar. Et diyor ki litresinde 0.8 mol nitrat iyonu bulunduran kalsiyum nitratın sulu çözeltisinin kütlece yüzde derişimi 4'tür. Buna göre çözeltinin yoğunluğu kaçtır. Bakın litresinde dedi yani 1 litrede 0.8 mol var. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu nitrat iyonuna aitmiş. ilk önce bu adamın sudaki denklemini yazarsak. Şimdi ben bileşim molaritesini bulmaya çalışacağım. 0.8 mol ise 1 litre ise o zaman bu aynı zamanda 0.8 molar yapar. Yani şurası 0.8 molar. O zaman burası 0.8 molarsa bileşiğin molaritesi kaç olur? 2'ye 1 ilişkisi var. O zaman burası 0.4 molar yapar. Bakın dikkat ederseniz molaritesini biliyorum. Kütlece yüzde değişimini biliyorum. Yoğunluğunu istiyor. Şöyle bir formül kullanırsak. Molarite eşittir yüzdesi çarpı. Yoğunluğu çarpı 10 bölü mol kütlesi. Evet molaritesini biliyorum. 0.4 eşittir. Yüzde değişimini vermiş 4 yoğunluğunu bilmiyoruz zaten bize onu soruyor. 10 bölü mol kütlesi de 164'müş. Evet bununla bunu sadeleştirirsek burada 10 kalır. O zaman D eşittir. Bununla bunu çarptık. 100 yaptı. 164 bölü 100. O da 1.64 çıkar arkadaşlar. 5. soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki grafikte 40 gram magnezyum hidroksit katısının suya atıldığında katı kütlesindeki Katı kütlesi zaman grafiği verilmiştir. Sistem dengeye geldiğinde 10 litrelik çözelti oluştuğuna göre aynı sıcaklıkta hidrostatiyonlar derişimi kaç molardır? Bakın şu kadar kısım çözülmüş. Yani 40 atmışız ama 11'i elimizde kalmış. Aradaki fark 29'da. O zaman mole geçelim. Oradan molariteye geçelim. Evet. En eşittir. M bölü MA 29 bölü mol kütlesi de burada verilmiş 58 o zaman 0.5 mol çıkar. Molariteye geçsek molarite eşittir m bölü ve 0.5 bölü hacmim de 10 demiş zaten. O zaman 0.05 molar çıkar. Tabi bu kimi molaritesi bileşiğin bize kimi soruyor? Hidroksit o zaman ben bu bileşiği suya atarsam. Bu adam bir tane magnezyum artı iki tane hidrosit şeklinde yanlış. Evet şurası 0.05miş. Burada 1, burada ise 2 var. Yani bura buranın 2 katı o zaman bunu 2 ile çarparsak bu adam 0.1 molar çıkar arkadaşlar. Evet 6. soruya baktığımızda diyor ki 2 litrelik bir çözeltide 0.2 mol x art, şey, a üzeri artı ve 0.2 molar hidroksit iyonu bulunmaktadır. Buna göre bileşim formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın bunu mol cinsinden vermiş, bunu molarite cinsinden vermiş. Bunu da molek çevirirsek. Molarite eşittir m bölü ve 0.2 eşittir mol bölü hacim 2. O zaman buradan n eşittir 0.4 mol çıkar arkadaşlar. Yani burası 0.4 mole denk. Yani biz bileşiğimizi bileşik diyelim. Suyun içerisine attığımızda x artı hidrosit diye ayrışacak. Bundan 0.2 mol Bundan 0.4 mol çıkıyor. Evet, başındaki kat doğru orantıda. Yani bu adamın başında 1 varsa bunun başında 2 var. O zaman bileşiğin formülü de nasıl olması gerekiyor? Şu şekilde olabilir. 7. soruya baktığımızda diyor ki 0.5 molar 300 cm küp sodyum hidroksit çözeltisine 1 molar 200 cm küp alüminyum hidroksit çözeltisi eklenirse oluşan çözeltide hidroksit iyonu derişimi kaç molar? Olur diyor. Bakın şöyle yapabiliriz. Sodyum hidroksit. Bu adam sodyum artı hidroksit şeklinde ayrışır. Alüminyum hidroksiti de suya attığımızda bir tane alüminyum artı üç tane hidroksit şeklinde ayrışır. ayrışır. Şimdi bu adam 0.5 molar imiş. O zaman burası da 0.5 molardır ve bu çözeltinin hacmi 300 santimetre küpmüş. Şimdi bu adamın molaritesi 1 molar imiş. Suyu atarsak 3 molar bu adamdan çıkar. Bunun da hacmi 200 cm. Yani şöyle yapabiliriz. İstiyorsanız şu for, bir tane karış hani aynı iyonları karıştırdığımızda kullanabileceğimiz formül M1 V1 M2 V2 eşittir M son V son. Evet hidroksitle ilgili bir şey sorduğu için sadece hidroksitin bilgilerini kullanıyorum. 0.5 çarpı 300 artı 3 çarpı 200 eşittir m son çarpı 500. Evet istiyorsan şuradan 2 0 şuradan 2 0 şuradan 2 0 attık. Burası kaç çıkar? 6 çıkar. Şurası da 1.5 çıkar. 7.5 eşittir m son çarpı 5. Beş. Burayı 5'e bölersek son molar 1.5 molar çıkar hidroksitler için. Evet bunu mol üzerinden giderek de çözebilirsiniz arkadaşlar. İsteyen varsa mol kullanabilir. Şurayı silip bir de molden gösterelim. Evet bu adam sodyum artı hidroksit şeklinde ayrışıyor. Bu adam da alüminyum. Bir tane alüminyum artı 3 tane hidroksit şeklinde. Ayrışıyor. Evet bunu mole çevirirsek, şurayı tabi litreye çevirirsek 0.3 yapar. Bununla bunu çarparsak 0.15 mol yapar. Yani bu adam 0.15 mol. O zaman bu, bu adam da 0.15 mol. Bunu mole çevirirsek 0.2 mol yapar. Şunu litreye çevirdik. O zaman bu 0.2 mol ise bu 0.6 mol. Evet bakın hidroksitlerin moleritesini sormuş. Molarite eşittir. En bölü ve toplam molü. Yine 0.75 çıkar. Burayla burayı topladığında bölü toplam hacmin litre cinsinden 0.2 burada 0.3'te burada 0.5. Evet yine buradan ne yapar? 1.5 molar çıkar arkadaşlar. Evet diyor ki 8. soruda kalsiyum sülfat çözeltisinin öz kütlesi ve molar derişimi biliniyor. Bu çözeltinin ha niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Kalsiyum iyonlarının molar derişimi. Evet. Şimdi biz bileşiğin molar derişimini biliyorsak bu adam suda bu şekilde iyonlaşır. Bunun molaritesini biliyorsak bunun da molaritesini bilebiliriz. Kütlece yüzde derişim şöyle bir formül vardı hatırlarsanız. Molarite eşittir yüzde çarpı d çarpı 10 bölü mol kütlesi. Bakın burayı biliyoruz molar derişimine. Bir de öz kütlesini biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Zaten sorunun sonunda mol kütlesi de vermiş. O zaman zaten şurası sayı. O zaman biz yüzde derişimini hesaplayabilir miyiz? hesaplayabiliriz. Sülfat iyonlarının mol sayısı. Şimdi bakın biz bu soruda hacmi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hacmi bilmiyorsak molariteden e, mol sayısına geçemeyiz. Yani molarite eşittir m bölü ve burayı biliyoruz. Ama hacmi bilmediğimiz için mol sayısına geçme şansımız yok. Cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda diyor ki 100 mitre 0.5 mol kalsiyum klorür çözeltisine aynı sıcaklıkta işlemlerden hangileri tek olarak uygulandığında kloriyonların molar değişimi değişmez. Bakın aynı e, molaritesi aynı olan bir e, işte çözelti eklediğimizde ne yapacak? Klorda bir değişim olmayacak. Şimdi bizim elimizdeki kloru düşünürsek bu adam suda kalsiyum artı iki klor diye çözünür 0,5'e buradaki klor 1 molar. Yani 1 molarlık klorun derişimini değiştirmek istemiyorsak 1 molarlık bir madde eklememiz lazım klor için suya. Evet bakın sodyum klorürü suya atar suda düşünürseniz şu şekilde de burası 1 molarsa burası da 1 molardır. Evet burada klorda bir değişim olmaz. Yine burada magnezyum klor diyor. Bunu suya attığınızda bir tane magnezyum artı 2 klor olur. Burası 0.5 molarsa burası da 1 molar. Bakın yine eklenen klor 1 molar herhangi bir değişim olmaz. 100 litre 0.6 molarlık sodyum klorürle ile 0.7 molarlık magnezyum klorür sulu çözeltilerini ekleme. Bakın şu adamı düşünürsek sodyum artı klordur. Şimdi burası 0.6 ise şurası da 0.6 molardır. Ve 100 mililitre. Magnezyumu suyun içerisinde magnezyum artı 2 klor diye yoğunlaştırıyoruz. Bileşik 0.7 ise burası da 1.4 molar. Burası da 100 mililitre. Bakın bu ikisini karıştıracağız. O zaman klorlarla ilgili şu formülü kullansak. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son. 0.6 çarpı 100 artı 1.4 çarpı 100 eşittir. M son çarpı son hacmim 200. Evet buradan yine işlem yaptığımızda klorun son molaritesi 1 molar çıkıyor. Şu işlemin sonucunda Eee şöyle işte 2 0 attık 2 0 attık 0 6 1.4 2 2'ye böldüm 1 molar çıkar. O zaman yine eklenen klor 1 molar, içerideki klor 1 molar herhangi bir değişim olmaz. Bunu molden de gidebilirsiniz. Bir önceki soruda molden nasıl gideceğimizi göstermiştik. O formülü de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet 10. soruda diyor ki 0.2 molar kalsiyum klorürün sulu bir bileşiği varmış, hidratlı bir bileşiği. 45 gram suda çözündüğünde kütlece %25'lik çözelti oluşuyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın şöyle söyleyelim. Şu sıfır no, yani şu bileşik için söyleyen kalsiyum klorür en tane de su almış. Şimdi bu 0.2 ise 111 11 ile çarparsak burası 22,2 gram yapar. Evet 0.2 ne ile çarparsak 0.2 ne mol yapar. Onu da grama çevirirsek 18 ile çarparsak 3.6 n gram yapar. Bir de 45 gram suda çözüyormuşuz ve kütlece yüzde 25 oluyormuş. O zaman kütlece yüzde derişme formülünü hatırlarsan yüzde derişme eşittir çözünen bölü çözelti çarpı 100. Evet burası 25 oluyormuş. Çözünen madde şu 22,2 bölü çözelti. Bakın çözelti bu bu artı 45 gramda su var. Kazan şunu da şunu toplarsak yani 45 ile 22 nokta. 2'yi toplarsak 67,2 yapar. Bir de şurada şu kadar su var. 3.6 n çarpı 100. Evet buradan n sayısını bulacağız. Bununla bunu sadeleştiğimizde burada 1, burada 4 kalır. Bununla bunu çarparsak 88.8 yapar. 67,2 artı 0.6 n eşittir. 88. 8. Bunu bu tarafa attık. 0.6 n eşittir. 21.6 kalır. Buradan n eşittir. 6 çıkar. Birinci ifade doğrudur. Çözeltideki kalsiyum klorürün kütlesine suyun kütlesine oran 1 bölüştür. Bakın bununla ilgili bir işlem yapmadan şunu düşünebiliriz. Bakın kütlece %25 diyor. Yani 25'i kalsiyum klorürse 75'i sudur. Yani sonuçta %100 olacak. O zaman bunları oranlarsak 1 bölü 3'tür. Doğrudur. Çözeltide kalsiyum onun iyon derişimi, klorin iyon derişiminin iki katı. Evet bunu suya attığımızda bir tane kalsiyum, iki tane klor açığa çıkar. Yani bundan x molar çıkarsa bundan 2x molar çıkar. Evet bunun molaritesi, bunun molaritesinin iki katıdır. Yine doğrudur. Evet sıcaklıkları ve molar derişimleri eşit olan şekilde verilen kaplardaki sulu çözeltiler karıştırılınca x iyonlarının derişimi 1.8 molar oluyor. Evet buna B molarite diyelim. Bu da B molarite olsun. Hem hacimleri hem de molariteleri eşit. Şöyle yapalım bakın. Şimdi suyun içerisine atarsak birinci bileşik için söyleyeyim. X, 2, Y, 3, 2 tane X artı 3 tane Y diye ayrışır. İkinci bileşiği suyun içerisine atarsak bir tane X artı 3 tane Z diye ayrışır. Buna B molarite dediysek burası 2B yapar. Bunlara B dediysek burası da B yapar. Et x'leri molar değişimi 1.8 olur. O zaman karıştırma sorularında şöyle yapıyoruz. Tabi hacimleri de V litreye. V litre yani M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son. Et nedir? Bu adamın molaritesi 2B hacmi V artı bunun kim B çarpı V eşittir. Son molerten 1.8 olurmuş. Son hacmim 2V olur. V'ler birbirini götürürse 3B eşittir. 3.6 B eşittir. eşittir 1.2 molar çıkar. Başlangıçtaki eksi iyonu derişimi 3.6'dır. Bakın bunu 1.2 molar bulduk B. Yi. O zaman burada 1, burada 3 var. O zaman 3 katından 3.6 molar. Doğru çözünen maddelerin kütleleri eşittir diyor. Kesinlikle diyor. Şimdi kütleye geçmemiz için şimdi bu adamların molaritesi ve hacmi eşitse molleri de eşit. Molleri eşit. Yani burası A mol ise burası da A mol. Ama bunların mol kütlesi eşit midir? Hayır bunun mol kütlesi 2x artı 3 y Bunun ise x artı 3 ise biz x'in ne olduğunu bilmiyoruz y'nin ne olduğunu biliyoruz. Yani kütle yorumu yapma şansımız Yok. Başlangıçtaki elektriksel elektriksel iletkenlikler farklıdır. Elektriksel iletkenlik iyon sayısına bağlıdır. Bakın. Şimdi buradan sonuçta 2 3 daha 5 B molaritelik iyon var. Burası ise 1'e 3 4 B yapar. Başlangıç için söylüyorum. B'yi zaten bulmuştuk. Evet. Burası 5 B yaptı. 2 3 daha. Burası 4 B yaptı. Evet. İyonların molaritesi farklı olduğu için elektriksel iletkenlikleri de farklıdır. Evet belli bir miktardaki bir tane iyonik bileşik verilmiş. Bunun sudaki çözünmesiyle oluşturan 3 litre hacmindeki doymuş çözeltiler çözeltik iyonların molar derişiminin zamanla değişim grafikteki gibidir. Buna göre hangileri doğru bakın şu bileşiği suyun içerisine atıyoruz. Şimdi başı M tane X çıkar artı N tane Y çıkar. X'in derişimi 0.1 molar diyor toplam iyonsa 0.4 diyor o zaman burası da 0.3 molardır. 1'e 3 var yani buradaki oran ne olacak x y 3 olur benim bileşim yani şu yanlıştır doymuş çözelti 0.9 mol e, y iyonu vardır diyor bakın molaritesini biliyoruz molarite eşittir m bölü v 0.3 eşittir m bölü soruda hacmi de vermiş 3 o zaman çarparsak 0.9 mol çıkar Doğru. Doymuş çözeltinin derişimi 0.1 mol bölü litre'dir. Evet bakın şurada 1 vardı. 0.1 çıktı. Yani ve x şurayı da 1, burayı da 3 bulduk. Az önce burası 0.1 molar olduğu için burası da nedir? Sonuçta bu adamla bu adam katsayısı 0.1 molardır. Evet, cevap 2 ve 3'tür arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.